Efendim merhabalar. Aradan 50 dakika geçti. Yine birlikteyiz ama bu defa sıcak gündem konuları ve ekonomiyle. Evet, biz eğitim yayınını gerçekleştirirken belki Türkiye'nin birdenbire gündemini değiştiren bir istifa haberi yayılıverdi. Ve resmi açıklamalar da ard arda geldi. Haberin spor bölümünde, gerçi bunu biz genel değerlendirmelerin dışında bir haber niteliğinde verdik. Fakat perde arkasında ne oluyor ne bitiyoru da bir ekonomi yayınında konuşmak gerekir mi? Ben biraz bu ekonomik çıkarlar boyutuyla değerlendirmek istiyorum. Kimden söz ediyoruz? Fonda gördüğünüz gibi Fatih Terim. Evet, Fatih Terim'in istifası beklenen bir şeydi belki de. Ama sürpriz mi oldu? Bunu da konuşmak gerekiyor. Günün en çok konuşulan konusu oluverdi. Rating olduğunda işin efendim... Bazen insanoğlunun bir gafı, bir yanlışı, delaleti ya da efendim o kadar ego olduktan sonraki yerin dibine batışı konu olabiliyor ve bir numaraya yerleşebiliyor. Tahminim şu ki yaklaşık 10-15 gündür konuşulan bu konu yarın zirve yapacak. Birçok gazete şu anda taşra baskısında bu konuyu sürmanşetine de taşımış görünüyor. Neden önemliydi bu kadar? Fatih Terim kimdir? Ekonomik yönden tabii değerlendireceğiz. Büyük paralar kazandığı söylene geldi bugüne kadar. Bundan sonra ihtiyacı olmadan da yaşayabilecek düzeyde. Ama itibarı olarak itibarlı bir şekilde yaşaması her zaman için herkese adına söylüyorum bunu. Öncelik olmalıdır. Ümit ediyoruz öyle de hayatının devamını getirecektir. Yerinde durmayacak bir isim mutlaka değerlendirmeleri olacaktır. Biz bu sınırda kalalım diyoruz. Bundan sonrası futbol otoritelerinin konuşacağı konular olabilir. Ekonomi penceresinden bakacağım, az sonra misafirime de soracağım. Tabii borsa boyutu da yok mu bu işin? Onu da İslam Mimiş'le paylaşalım diyoruz. Evet, yüksek nem bunaltıyor. Şöyle baktım termometrelere, 35-36 derece. Hakikaten ben bile şıpır şıpır terli bir şekilde geldim buralara. Ama baktığımızda stüdyomuz... Serin mi serin, bugün bu güzellikle sizi selamlamış olduk. Yüreklerimizi ferahlatacak açıklamalarda bulunmak istiyoruz, değerlendirmeler yapmak istiyoruz. Türkiye ekonomisiyle ilgili, piyasaların gelişimiyle ilgili tabii ki sıcak gelişmeler üst üste geldi. Yarını da merakla beklediğimizi söyleyebiliriz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın AK Parti Genel Merkezi'nde yapacağı toplantı galiba ekonomi cephesinde de çok yakından takip edilecektir. Bizler bugüne tekrar dönelim ve penceremizin birinci efendim adımında açacağımız penceremizin ne yapalım, piyasalar olsun. Ajanda ardından da misafirimiz gelecek. Yılların deneyimli bir gazetecisini ekonomi penceresinden değerlendirmeler almak üzere ağırlayacağız burada Sayın Kamilhan Abacıoğlu'nu. Ama onun öncesi İslam Memiş'te piyasalar. Evet, istifa eden bir siyasi değil, istifa eden bir ekonomist değil, istifa eden bir spor adamı, deneyimli bir isim. Türkiye'ye mal olmuş, belki de şu ya da bu futbol takımıyla özdeşleşmiş ama milli takım deyince de tabii ki bilinen, anılan bir isim Fatih Terim olunca bundan sonrası piyasalarda nasıl yankı bulur? Tabii ki borsada hisse senedi olan ya da hisse kote olmuş şirketler var ki bunlar arasında da futbol takımları da önde geliyor. Ben en çok Galatasaray'ı merak ediyorum. Borsayı konuşacağız başta olmak üzere. İhsan Bey merhaba. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Evet, son bir saati Türkiye hemen rotayı değiştirdi. Dedikodu, evet. Dedikodu dedik, kavga dedik, stresler dedik. Bir baktık istifayla sonuçlanan bir süreç. Ve Fatih Terim'in istifa etmesi borsaya yansıdı mı hakikaten? Yani akşam saatlerinde gelen bir haber olduğu için olumsuz yönde yansıyan bir şey olmadı. Galatasaray hisse, Galatasaray Spor hisse senetleri kağıtlarına baktığımız zaman 7.2, %1.15 yükseliş var. Bugünkü işlem hacmine bakıyoruz. 32 milyon 958 bin 133 lira.
Yani burada bir olumsuzluk olmadığını gözlemliyoruz. 7.1, 7.2 alış satış, burada da bir anormallik yok. Yani hisse senetleri zaten Borsa İstanbul bugün 107 bin seviyesinde. Bunun nazarında Galatasaray Spor'un hisse senetinde de yükselişle günü tamamladığını gözlemliyoruz. Evet, BİST'in genel performansı nasıldı? Bugün itibariyle ayın 26'sı, artık ay sonuna doğru geliyoruz. Son efendim Perşembe, Cuma ve Pazartesi. 3 gün kaldı. Genel bakışla söylersek yıl ortalamasında borsa yüz güldürdü diyoruz. Sizinle özel sohbetimizde yüzü kimin gülmüş ben merak ediyorum diye sormuştum. Siz de nerede ya demiştiniz. Şu anda hakikaten borsa yüz güldürmeye devam ediyor. Şimdi borsa hisse senetlerine baktığımız zaman yabancı yatırımcıların %65'den de daha fazla oranda olduğunu gözlemliyoruz. Diğer kalan da yerli yatırımcılar. Dolayısıyla kazanan yabancı yatırımcılar mı, yerli yatırımcılar mı? Aslında burayı sorgulamamız lazım bizim. 107 bin puan tamam görüldü. 110 bin puanlar var. Orada da bir sıkıntı yok ama iç piyasalarda borsa mı ülke ekonomisinin ekonomisinin ciddi anlamda destek veriyor, yoksa döviz fiyatlarındaki hareketlilik mi, işte ya da faiz oranlarındaki seviyeler mi ekonomiye daha çok güç veriyor? Bunu konuşmamız lazım. Dolayısıyla Borsa İstanbul 107 bin seviyelerini görmesi yabancı yatırımcıların tekrar Türkiye ekonomisine güven tazelediği ile ilgili kısmı gayet olumlu, güzel. Ama bu yükselişlerin de çok kalıcı olmayacağını, yarın bugün yabancı yatırımcılar gelişmekte olan başka ülkeye geçiş yaptığı zaman da biz Borsa İstanbul'da sel satış baskıları da görebiliriz. Ve efendim bugün çarşamba Fed'in toplantısı ve yapılacak açıklamalar. Fed neden önemli? Çünkü dünyanın para sirkülasyonunu yöneten merkez olarak biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni başkan adayları da söyleniyor ya da gündemde. Fed'in şu andaki başkanından memnuniyetini adeta dile getirir gibi bir söylemde bulundu başkan. Ve bakarsak size göre bugünden sonrası için bizim merak ettiğimiz en önemli konu, Fed'in bir sürpriz yapma ihtimali var mıdır faizle ilgili? 2017 yılında Fed'in modası geçti, artık Trump modası başladı küresel piyasalarda. Biz artık Trump'la yatıyoruz, Trump'la kalkıyoruz. Doğru. Bugün özellikle damadının ifadeleri vardı biliyorsunuz Rusya ile ilgili. Bu ifadelerde piyasalarda olumsuz bir etki yaşatmadı. Bugüne baktığımız zaman da oğlunun bir ifadesi olacak. Dolayısıyla diğer taraftan bugün sağlık yasası reformu var. Temsilciler Meclisi'nden bu geçmiyor, red alıyor ve bugün son oylama. Dolayısıyla ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde bugün kısa vadeli bir yükselişler görsek de genel itibariyle düşüşler görebiliriz. Neden? Senato'dan özellikle Donald Trump yeterli desteği göremiyor. Bir ağırlığı yok. Dolayısıyla da Donald Trump'ın bu siyasi belirsizliği küresel piyasalarda tedirginliğe neden olabilir. Bu akşam Amerika Merkez Bankası Fed tarafından bir sürpriz beklemiyoruz. Evet. Yani faizlerde bir değişiklik beklemiyoruz. Son olarak altın diyelim. Altınla ilgili bir sürpriz gelişme var mı bu hafta için, hafta ortası itibariyle? Altın ons fiyatı dün 1207 dolar, 57 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Evet. Tabii ki şu anda 1249 dolar seviyesine kadar geriledi. Altın ons fiyatında 1235 dolar destek seviyesine takip etmeye devam edeceğim. Dolayısıyla bu fiyatlamalarda yatırımcısına alım fırsatı vermeye devam ediyor. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Altın ons fiyatındaki hedef nokta 1275 dolar. Yani bu seviyelere kadar yükseliş olacak. Gram altın TL fiyatı 142,5 lira seviyesinden günü tamamlıyor. Altının gram fiyatında 142 lira seviyesini destek, 145 lira seviyesini direnç seviyesi olarak gözlemlemeye devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum İslam Bey. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet. Hemen ajandamızdan önemli notlar var. Her kesimi ilgilendiriyor. İşçisi, memuru, emeklisi. Bakalım hangi notları aldık sizler için. Öncelikle güzel bir açıklama olsun emekliye, bayram ikramiyesi. Evet, memura ve memur emeklisine bayramlarda ikramiye verilmesi konusu gündemde ama Ağustos ayında karara bağlanmak üzere. Memur Sem'in bir talebi var, rakam fena değil, 1915 lira. İkramiye hayata geçerse SSK Bağkur emeklileri de bundan yararlanacak. Bunu galiba Ağustos ayında biz çok sık dillendireceğiz. Şimdi bir konu var ki biz sürekli FETÖ operasyonlarını gündeme getirirken kanalın politikası gereği de siyasi ayağı üzerinde de
Yapılan açıklamalara göre hareket ediliyor ama zaman zaman özel yayınlar da gerçekleştiriyoruz. Bugün Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfekçi'nin dikkat çekici bir açıklamaları var. Uzun süre içerisinde devlete sızan hain yapı üyelerinin iş dünyasını da boş bırakmadığını gördük diyor Sayın Bakan. Peki bunların nasıl kamuda yuvalandığını da biz soralım Sayın Bakan'a ve diğer yetkililere. Evet, iş dünyasında da yuvalanmalar var ve çalışmalar hala mevcut. Biz bunları kamuda yuvalanmaya çalıştıkları yapılardan söküp atıyoruz diyor Sayın Bakan. Peki iş dünyasında bu durum nasıl halledilecek? Tabii ki STK'ların burada devreye girmesi gerekiyor. Uyanık olalım beyler, uyanık. Bunu özellikle de belirtmek istiyorum. Yeniden gelelim memurların belki de sistem olarak baktığımızda alımıyla ilgili. Hatırlarsanız maalesef FETÖ terör örgütünün devlet kadrona sızmalarında bu sınavları katakullelerle kazanmalarının büyük bir rolü olmuştu. Sınav da işe yaramıyor. Siz halis niyetli olun istediğiniz kadar, kötü niyetlilerin yaptıkları işte fatura olarak karşılarına çıkıyor ama bu acıyı da millet maalesef yaşıyor. Alan sınavları geliyormuş, sadece adli sicile de bakılmayacağı konusunda da bir bilgi var. Memuriyetle ilgili yeni düzenlemeler, 657 sayılı kanun, bilmem kaç yıldır yürürlükte, artık el atılması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuda talimatlarını beklemeden lütfen harekete geçin diyoruz sizlere sayın bakanlar. Kurumlar vergisinde rekor indirim, güzel bir uygulama, %20 efendim. Sanayicinin ve diğer kim veriyorsa bu vergiyi belini büküyordu. %5'lere kadar düşürülebilecekmiş. Hükümetin tabii ki güçlü büyüme ve vergi ayağıyla ilgili reformlara dönük çalışmalarına paralel olarak. Şimdi biz bunları söylüyoruz. Hani olacaktı diye söylendiği zaman da mahcup olunu veriyor. Biz her düşündüğümüzü dillendirirsek bazen beklentiler büyüyor büyüyor. Köşeye sıkıştığımız zaman paldır küldür düzenlemeler yapıyoruz. Lütfen ama lütfen şu reformu özellikle bilenlerle tartışarak sonuca vardırın. Maliye Bakanlığı'nın bu konudaki titiz çalışmalarının sonuca varmasını biz de istiyoruz ve merakla bekliyoruz. Çok çok konular var ama turizmle ilgili bir konuyu da bugün belki çiçeği burnunda bakan olarak söyleyeceğim. Aslında Sayın Başbakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Profesör Doktor Sayın Numan Kurtulmuş'tan söz ediyorum. Kameraların karşısına geçip Türkiye ile ilgili moral verebilecek bir açıklama geldi bakandan. Ve turizmde bu yıl geçmiş yıla göre hızlı bir artış var gelirler yönüyle. Gelen turist yönüne baktığımızda da bunu görebiliyoruz. Yeterli mi? Değil. 50 milyar dolarlar, 70 milyar dolarlar telaffuz edilse de hayal olarak bunu yakalamak mümkün. Maalesef biz biraz hep turist diyoruz. Kendimizi de turist olarak gördüğümüzde ekonomiye ne ölçüde katkıda bulunuyoruz? Bunu da hesaba katmak gerekiyor. Son bir uyarıyla kapatalım. Çünkü ajandada çok not vardı ama değerli misafirimizi de bekletmek istemiyorum. Virüs uyarısı var özellikle işletmelere karşı. Biliyorsunuz birçok işletmede belki de bu virüsler girerek Haziran ayında Ukrayna'da çıkmıştı. Dünyayı tehdit eden bir virüsten söz ediyorum. Pet yağı virüsü Türkiye'de faaliyet gösteren şirketleri de etkilemiş durumda ve milyar dolarlar ifade edilebilir efendim. Bu konuda yetkililer açıklamalar yaptılar. Operasyonlar üzerinden yürütüyorlar. Senden tırtık, benden tırtık bir bakıyorsunuz havadan habiden para kazanıyorlar ve millette yine şirketler yönüyle baktığımızda o örülme işini, ağ işini çok kuvvetli bir şekilde gerçekleştirmeliler diyorum. Güvenlik ağı internette de lazım, şirketlerin diğer finansal sirkülasyonlarında da. Son haber demiştim ama ev hanımlarını da buradan selamlayalım. Beste de hanımların sürprizini hemen paylaşalım. Best dediğim zaman aklınıza ne gelecek? Bireysel emeklilik sistemi tabii ki. Sosyal güvenlik sisteminin bir tamamlayıcısı olarak kuruldu bu. Gelir gruplarına hitap etti ve geçen yıl işçi, memur, doktor, mühendis hangi gruptan derseniz deyin katılımcılar oluşuverdi. Mecburiyet söz konusu oldu sonradan ve baktık ki hanımlar %16.6'sını oluşturuyormuş BES'e katılım oranı açısından. Tebrik ediyoruz.
devamını getirin. Çünkü size faydası olacak bu sistemin sosyal boyutuyla. Evet, sosyal boyutları konuştuk. Ekonomik boyutu ihmal etmemiz gerekiyor. Tabii ki yayınımızın akışında sıcak konuları da değerlendirmek istiyoruz. Az sonra değerli misafirimizle birlikte olacağız efendim. Efendim şöyle bakıyorum, saatler, en kıymetli saatler. Saat 18.03. Bazısı için geri sayım devam ediyor hayatı kazanma adına. Tam efendim 5 saat 57 dakika kaldı. Üniversitede yeniden bir hayata merhaba diyecekler için. Bir taraftan bakıyoruz, büyük mevkilere gelmişler için bir öfkeyle imzayı atıyor ve veda ediyor. Evet Fatih Terim, 1,5 saat öncesinden beri Türkiye'nin gündemini değiştiren bir isim. Aslında milli takımın başarılarıyla hep anıldı ama zaman zaman öfkesine yenilemiyor insanoğlu değil mi? Tabii işin biz sosyal boyutunu bilemeyiz. Ve öte yandan perde arkasında olan bitenler mutlaka basında tartışılıyordur. Bir spor yayınında da olmadığımızı biliyoruz. Ama bunun ötesinde işin ekonomik çıkarlarının olduğu net. Şu ya da bu şekilde. Tabii bu işi de biz aslında bugünkü ana konumuz Sayın Mehmet Şimşek'in bugün yapmış olduğu açıklamalar üzerinden Türkiye ekonomisinin önümüzdeki dönemdeki açılımlarıydı. Ama bunun öncesinde sıcak gündem konusu da her zaman için Akit TV'de böyle bir yayında işlenmelidir diye düşündüm ve misafirime sordum. Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kamuran Abacıoğlu ve enteresan birkaç değerlendirmesinin olacağını düşünüyorum. Bu nedenle Fatih Terim'le başlayalım ama hoş geldiniz önce. Hoş bulduk Mehmet Bey. Evet, öfkeli bir fotoğraf ve baktığımızda aslında bu millet için bayrağı altında çok da çaba harcamış bir isim. Evet. Hakkını vermek lazım yeri geldiğinde. Yani iddialı bir insandır Fatih Terim. Tabii ben bir Fenerbahçeli olarak aslında onun istifasını çok normal karşılıyorum. Ancak biliyorsunuz çok yüksek bir ücret alıyordu milli takımdan. Var mıydı bildiğimiz resmi açıklama? Hayır, benim bildiğim 3,5 milyon euro. Çok büyük bir para. Yıllık mı? Yıllık, evet. Yani matematik yaparsak? Yani ve birkaç yıllıkta şeyi vardı, sözleşmesi vardı. Yani uzun dönemli düşünülmüştü. Futbol direktörü adı altında. Sadece bir teknik direktör değil, bütün futbolun direktörü diye. Sayın Cumhurbaşkanımızın oradaki... O da çok tartışıldı biliyorsunuz. O görev de çok tartışıldı. Altı doldurulamadı o görevin. Fakat hani ilahi adalet söylenir hep insanların arasında da. Hani doğru, bu dünyada tecelli eder diye. Ben biraz Arda Turan olayıyla bağlıyorum. Yani Arda Turan milli takımdan ayrılmak zorunda kaldı. Doğru, hatırlıyorum. Bir olay oldu. Yakın zamanda oldu biliyorsunuz. Bakın aradan bir ay geçti mi geçmedi mi Fatih Terim de ayrılmak zorunda kaldı. Nasıl bir bağlantı? Yani şöyle işte, yani aslında ikisi de Türkiye'nin önemli değerleri. Biri futbolcu olarak, biri teknik adam olarak. Ama Fatih Terim, hani yaşı da ilerledi biliyorsunuz. Daha genç insanlar, daha yenilikçi, mesela Avrupa'da çalışmış, daha bilimsel çalışabilecek, Türk futbolunu daha ileri götürebilecek insanlar da Türkiye'den çıkmalı diyorum ben. Bakın Türkiye'nin en çıkmaz döneminde, dibe vurduğu dönemde Tayyip Erdoğan çıktı. 1990'lı. Lider olarak. Evet. 2000'li yılların başında. Türkiye hakikaten biliyorsunuz 2001 krizinde dibe vurmuştu. Doğru ya. Top yerin dibine vurmuştu. Yani ekonomi çökmüştü biliyorsunuz. Bülent Ecevit'in şeylerin tartışmasını falan hatırlıyoruz. 21 yani, Şubat hiç unutulur mu? Türkiye milli gelirinin yarısını kaybetmişti o tartışmalardan ve o ekonominin kötü yönetilmesinden dolayı ve siyasi istikrarın olmamasından dolayı bir lider çıktı. Türkiye'yi aldı 15 yılda nereden nereye getirdi. Bunu kabul etmek lazım ve bunu hatırlamak da lazım. İhtiyaç da var. Yani unutmamak da lazım. Çünkü insanlar da kolay yetişmiyor. Şimdi Fatih Terim tartışılan bir insandı. Ben iyi oldu, kötü oldu. Yani spor uzmanı da değiliz. Ama akşam çok konu futbolu takip eden bir insanız ama yani bu konuda ahkam kesmemiz de
Doğru çok olmaz. Da şık olmaz. Gündem olduğu için işliyor. Şık olmaz. Evet. Ama yani bir ilahi adalet diyebiliriz. Arda Turan'ın ayrılmasından sonra hemen kendisinin de ayrılması. Ama Arda'nın da Galatasaray'a gideceğine dair bugün haberler vardı. Ya. Acaba Fatih Terim Galatasaray'ın başına geçebilir mi? Bunlar da olabilir. Geçerse Arda Turan Galatasaray'a gelmez. Veya gelemez. Evet, yani bunlar enteresan şeyler. Evet. Ama ekonomide evet. Artık enteresan şeyleri bu millet geçmişte yaşadı kaldıramıyor. Artık hacı tecrübeleri. Net politikalar ortaya konuluyor. Şeffaf bir şekilde ilerlemek. Bugün düşünebiliyor musunuz? Bir Maliye Bakanı açıklama yaptığında aman bugün hangi vergi yükselecek? Aman bugün hangi zam gelecek? Eyvah vatandaş hangi deliğe kaçacak? Diye biz yıllar önce düşünürken şimdi Naci Bey abi bir araya geliyor ekonomi müdürleriyle ve diyor ki vergide indirim diyor, işte şeffaflık diyor, yeni bir reform diyor, diyor da diyor. Ama uygulamayı da yapıyorlar. Biliyor musunuz bunu 30 yıl önce, ben o zaman Türkiye Gazetesi'nde ekonomi ve araştırma haberleri müdürüydüm. Rahmetli Adnan Kahveci yapardı. Evet. Bu işleri başlatan o kişiydi. O da çok değerli bir insandı. Allah rahmetli anıyorum. Her ay bizleri toplardı. Enforme ederdi, sorularımızı cevaplandırırdı ve kamuoyunu ekonomi konusunda da yönlendirirdi. Onun için Sayın Maliye Bakanı'nın yaptığı şeyi çok doğru buluyorum. Şimdi efendim konu çok başlıklı ve 30 yılı aşkın bir tecrübe var karşımda ve izninizle kısa kısa soracağım. Şimdi efendim piyasa bakıyorum nakit sıkıntısı had safhada. Bu gerçek. Evet. Hepimiz aman diyoruz şu yazı hayırlısıyla geçirip işleri açılsın diyoruz. Hangi sektöre bakarsak bakalım. Arkadaş arkadaştan para istemeye korkuyor. Karşısındaki mahcup olur, yok der diye. Böyle bir dönem geçiriyoruz. Şunu merak ediyorum. Ekonomik krizle durgunluk arasındaki fark ne? Şu anda kriz mi var, durgunluk mu var? Hayır, şimdi bakın burada çok piyasa şartlarında net olmak lazım. Burada daha ziyade esnaf kesiminde sıkıntı var. Yani biraz daha küçük esnafta. Yoksa orta çaplı esnafta bir ferahlama oldu şu anda. Yani KOBİ'ler orta çaplı, desteklendi. KOBİ'ler, evet. Çünkü bu kredi garanti fonuyla birlikte piyasaya biliyorsunuz son birkaç ay içinde 200 milyar civarında bir paranın verilmesiyle evet. Ekonomi ferahladı, nefes aldı. Ferahladı derken nefes aldı. Çünkü nefesi tıkanmaya başlamıştı ekonominin. Hı hı. Ama Sayın Mehmet Şimşek'in çok yerinde bir fikri, projesi ve operasyonu olduğu da söyleniyor bu şeyin, kredi garanti fonuyla ilgili çalışmanın. Doğru. Ve hatta bunun başarılı olmasından dolayı da Sayın Başbakan'ın ve tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın iradeleriyle ekonomi yönetimi tekrar tek başına Mehmet Şimşek'e verildi. Peki bu yönetimin... Şimdi, evet. Şimdi bakın, buyurun. Eğer bu krediler dağıtılmamış olsaydı, o zaman üretimde ve ihracatta ciddi aksama olurdu. Halbuki şu anda üretimde artış var. İhracatta artış var ve bunlar düzenli bak, düzensiz değil. Yani bir ay düşüyor, bir ay kalkıyor diye değil. Üretimde artış var, ihracatta artış var. Bununla birlikte büyüme hemen ortaya çıktı. İlk 3 ayda %5, ikinci 3 ayda bir ay sonra açıklanacak. %5'in de üzerinde olması bekleniyor. Ha, üçüncü çeyrekte ve dördüncü çeyrekte belki biraz azalabilir ama ortalamanın %5 en az olması bekleniyor. Bu geçen seneki büyümenin %2.9 olduğunu dikkate alırsak %100'e yakın bir büyüme demektir. Efendim yani, 17 yıllık bir tecrübeniz var ekipçe. Az önce yayına girerken arkadaşlara sizi tanıştırırken ben dedim nice bakanlar, nice isimler evet. Eskittiniz. Evet. Ve hepsi sonuçta bu memlekete bir hizmet verdi. Fakat yönetimler hep gelince heyecanlı bir şekilde başlarlar. Şu yönetimin, Sayın Şimşek Başkanlığındaki yönetimin ve tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığı çok daha üst düzeyde. Önceliği ne olmalı bir vatandaş için, 80 milyon için? Şimdi ben şunu söylemek isterim. Bir defa Mehmet Şimşek'e ekonominin emanet edilmesi. Zaten ekonomiyle ilgileniyordu ama tek elde toplanması ekonomi yönetiminin ve bunun başına da Mehmet Şimşek'in getirilmesi çok olumlu ve çok doğru buluyorum.
Evet. Çünkü şu anda Türkiye dış politikada bazı risklerle karşı karşıya. Bu dış politikadan kaynaklanan riskler Türk ekonomisine hani aşağıya çekme yönünde etki ediyor. Bakın turizm konusunda Almanya'dan, Avrupa'dan gelen turist sayısında azalma, Allah'tan geçen seneki Rusya krizini hızlı bir şekilde telafi ettik ve Rus turistler turizmdeki açığı kapattılar. Geçen yıldan daha iyi bir duruma geldik. Biz Ekovit'in dergimizde 3 ay önce Mart ayında turizmde umut yılı diye başlık atmıştık. Tabii bu en son sayımız ama aklıma geldiği için söylüyorum. Tabii sizin aylık bir ekonomi dergisi çıkartmanız bu memlekette bir başarıdır. Ve üstelik 17 yıllık bir geçmiş. Benim diyen medya şirketlerinin dergilerinin kapandığı yıllar yaşadık. Doğru. Dönemler gördük. Ve buna rağmen çekirdek ekibinizde ki 15-20 civarında devam ettiriyorsunuz. Bu konuya gireceğim az sonra ama Türkiye'nin sorunlarının çözümü ben diyorum ki kalkınmadan geçiyor. Kesinlikle. Ama hangi tür kalkınmadan? Şimdi büyümenin tüketimden kaynaklanması biraz hormonlu bir büyüme anlamı çıkarır. Ama büyümede mesela bu son 3 aydaki büyümede %5'lik büyümenin %2'si ihracattan kaynaklanıyor. Bu olumlu bir gelişme. Yani büyüme, üretime ve üretimle birlikte ihracata dayalı olursa o ülke dış ticaret açığı vermez. Ne yapar? Dış ticaret fazlası verir. Ha diyeceksiniz ki ya bunu dünyada yapan kaç tane ülke var? İşte bir tane Almanya var, sonra Çin var, birkaç ülke daha var. Ama yani Türkiye'nin sağlıklı büyümesi öncelikle teknoloji, sanayinin içinde teknolojik ve katma değeri yüksek. Ekonomik yönünü nasıl şu anda? Ben size şu kadarını söyleyeyim. Türkiye, Orta Doğu'da, Orta Asya'da, Kuzey Afrika'da, yani hatta Afrika'nın tamamında ve Balkanlar'da bir umut ülkedir. Yani umut, yani insanların umudu olan, insanların güvendiği ve hatta insanların o ülkeye bakarak mutlu olduğu bir ülkedir. Yani eski Türkiye değil. 15 seneki önceki Türkiye ile şu andaki Türkiye arasında çok fark var. Bakın kazanımlarımızı hafife almayalım. Şu anda Türkiye'de bazı demokratik sorunlar var. İşte gazeteciler yargılanıyor, şey oluyor falan. Bunlar tabii... Ama problemler de aşılıyor adım adım. Türkiye'yi hani dışarıda bazı imajımızı bozan şeyler de var. Belki bunları daha suhuletle halletsek, imajımızı daha hızla düzeltsek, ekonomimize de önemli yansımaları olur. Ama Avrupa hariç, Avrupa'da da belirli ülkeler, onlar da Türkiye'nin kalkınmasını çok fazla hazmedemeyen ülkeler i̇şte diyebiliriz. Karşımızda. İşte en başta da Almanya geliyor. Aslında bakın İngiltere gibi dev bir ülke, hani şu söyleniyordu İngiltere Avrupa Birliği'nin içinde iken, Avrupa Birliği Polonya'yı hazmetti ama Türkiye'yi hazmedemez. 80 milyon nüfusu var. Bu söyleniyordu. Ya onun için işte bizim girmemiz hayaldir, şudur budur deniyordu. Kardeşim İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Dev gibi bir ülke. Türkiye şimdi neden Avrupa Birliği'ne girmesin? Peki bir şey soracağım. Neden giremesin? Şirketlerimiz, patronlarımız, STK'lara da rol düşüyor burada. Biz her şeyi siyasilerden bekler durumda olmamalıyız. Bu cepheden bakarsak şirketlerin büyüme odaklı planlarını yerli yerinde buluyor musunuz? Güncelleştirebiliyorlar mı? Kurumsallaşma dediğimiz şey hakikaten güzel bir şekilde ilerliyor mu, yapılabiliyor mu? Yani biliyorsunuz İstanbul Sanayi Adası her sene 500'ü, evet. İkinci 500'ü açıklıyor. Evet. Bunların yapılarını ekonomiyle ilgili herkes irdeliyor, inceliyor. Tabii ki büyük atılımlar yapamıyoruz. Gerçeği konuşmak lazım. Yani şimdi günümüzde bakıyorsunuz yüksek cirolar, yüksek karlar ve yüksek değerler, yani piyasa değerleri teknoloji şirketlerinde. Evet. Yani Türkiye'nin
İşte teknoloji şirketlerini biliyoruz. Telefon satan şirketler, bir de telefon kullandıran şirketler, yani iletişim şirketleri. Evet. Bunların da değerleri malum, yani belli bir değere geldiler ve orada durdular. Yani bunlar kendilerine yeni bir alan açamadı. Türkiye teknoloji konusuna yoğunlaşmalı. Teknoloji şirketleri, yani girişimcilere yoğunlaşmalı Türkiye. Ve ne varsa inanın genç girişimciler de var. Burada üniversitelere rol düşüyor. İnan çok çok önemli rolü var. Yani benim iki kızım şu anda Amerika'da Silikon Vadisi'nde çalışıyorlar. Bir tanesi çok büyük bir teknoloji şirketinde çalışıyor. Bir tanesi yapay zeka şirketinde çalışıyor. Yani bu şirketleri kuran insanlar 30-35 yaşında. Ama dünyanın şu anda şey olarak, hani ekonomik değer olarak, piyasa değeri olarak bunlar en yüksek şirketleri. Şimdi Türkiye'de böyle insanlara ihtiyaç var. Girişimcilere ihtiyaç var ve bu girişimciliğin de teknoloji alanında olması lazım. Doğru. Yani Türkiye bunu eğer teşvik ederse, bu konuya ağırlık verirse ne sürpriz baba yiğitler çıkar. Bakın bir otomobil fabrikası kuramadık diye üzülüyoruz değil mi? Evet. Ya bir teknoloji şirketi çıksa Türkiye'den 10 tane otomobil fabrikası kuracak değer üretir. Bakın 10 tane otomobil fabrikası kuracak değer üretir. Son 1-2 dakikadayız. Burada galiba biraz da itici güç olarak ekonomi basınına büyük rol düşüyor. Genel görünümü nasıl efendim değerlendirmek gerek? İşte Ekovitrin dergisinde mesela 16. yılın starları ödüllerinden tutun da doğalgaz zengini Katar hedefte diyor. Hakikaten güncel bir konuyu ele almış. Son olarak tabii Temmuz ayını geçirdik. 15 Temmuz'u unutmadığımıza dair kalınca bir şey hazırlamışsınız. Genel itibariyle bu sorumluluğu tüm ekonomi basını tabanında gözlemleyebiliyor musunuz? Deneyimlerinizle birlikte. Yani 2 dakika. Çok teşekkür ediyorum bu soruyu sorduğunuz için. Şimdi biz bu dergiyi, internet sitemizi ve televizyon programlarımızı 3 gazeteci arkadaş yapıyoruz. Ve yanımızda çalışan ekibimiz. Evet. Yani bizim gazetecilikten başka işimiz yok. Bak bu çok önemli. Evet. Ben bu konuda hani Akit Yayın Grubu'nu da örnek gösterebilirim. O bakımdan takdir ediyorum bu gazeteyi ve televizyonu kuranları. Teşekkür ederiz. Onlar da yayıncılıktan başka işleri yok. Yani medya alanında varlıklarını sürdürüyorlar ve başarıyla sürdürüyorlar. Şimdi ekonomi basınında bakıyoruz, hükümeti savunan gazeteler eksiklere, hatalara yeteri kadar yer vermiyor, veremiyor. Muhalif gazeteler ise zaten sayıları çok azaldı malum. Onlar da zaten hiç güzel bir şeye yer vermiyorlar. Bakın, burada çok her iki taraf kokuyor, çok yani, reklam yani her iki tarafta da ciddi sıkıntı var. Bakın yönetimlerin, devleti, ülkeyi yönetenlerin, hükümetlerin gerçek dostları, onlar da onlara hata yaptıklarında uyaranlardır. Evet. Her yaptığını alkışlayanlar değildir. Gerçekten bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani bunu 40 yıla yakın, 38 yılı geride bıraktığım bir gazetecilik birikiminin ardından söylüyorum. Biraz sizin de yeni belki nesle ekonomi basınının önemini, saygınlığını sürdürecek bir mesaj vermeniz gerekiyor. Buradan biz bugünlük bu kadar olsun diyoruz. Yeniden inşallah sizi burada ağırlamaktan da ayrı gurur duyacağım. Yayınımız canlı olduğu için ve bizden sonraki yayınlar da devam ettiği için vaktimizi de doldurmuş olduk. Evet, Ekovitrin'in medya grup başkanı olarak orada dayanışma içindeler, başkanlık yok. İşinin evet, hem işçisi hem de patronu olan değerli bir gazeteci ağabeyimizi 38 yıllık deneyimiyle birlikte misafir ettik. Belki 25 dakikalık bir sürede ancak bunları aldık. Ama Kamuran Abacıoğlu beyefendi biz ne zaman çağırsak sağ olsunlar buyururlar diyorum. İnşallah tekrar bir arada oluruz. Yarın da biraz Anadolu'ya açılalım. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği deyince akla Askon geliyor tabii ve yıllardır başkanlık görevini üstlenen bir isim Sayın Mustafa Koca
koltuğu bırakacak. Nasip olursa önümüzdeki günlerde Sayın Ali Cesur Beyefendi'ye. Hasan Ali Cesur Beyefendi de yarın misafirimiz olacaklar. Akit TV'nin canlı yayınında saat 17.45'te görüşürüz inşallah diyorum. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Ziraat Katılım